Bugün Kayserispor karşısında aldığımız beraberlik maça baktığımızda ortada olan bir maçtı. İki tarafında pozisyonları vardı. İlk yarıda bizim birkaç pozisyonumuz vardı. Rakibin ikinci yarıda yakaladığı birkaç pozisyon vardı. Tabii şu an bulunduğumuz duruma baktığımızda futbolcu tabii ki biraz stresli. Durumumuzdan dolayı bize bir puan lazımdı. Ligde kalabilmek ve devam edebilme adına. Doğal olarak da futbolcular biraz gergin olabiliyor böyle maçlarda. Ama sonuçta bir değerlendirme yaptığımızda sezonun ikinci yarısında istediğimiz futbolu ilk yarıda gösterdiğimiz gibi gösteremedik. Tabi bunların hepsinin nedeni var. Nedenlere gelmeyeceğim. Sonuçta önümüze bakmamız lazım. Önümüzde iki maç daha var. Bunları da hayırlısıyla oynayıp tamamlayacağız. Yeni sezon planlamasını Gaziantep Futbol Kulübü yavaş yavaş önümüzdeki hafta itibariyle başlamamız lazım. Onu diyebilirim. Tabii verdiğim cevapta her şeyin bir nedeni var. Bazı şeyler boşu boşuna gerçekleşmiyor. Ve her şeyin de zamanı var. Şu an zamanı değil. Taraftarımız tabii ki bağıracak. Mutluluğunu veya mutsuzluklarını dile getirecekler. Ama en azından bugün taraftarda takımın yanında olmalarını beklerdim. Bize bağırabilirler. Biz zaten 30 senedir bu işin içindeyiz. Yeterince taraftar tepkili şeyi gördük. Alışırız bazı şeylere. En azından takımın yanında olmalarını isterdim. Dediğim gibi her şeyin bir nedeni var. O nedenlere ben gelmek istemiyorum. Açıklamak da istemiyorum. Bu önümüzdeki haftalarda zaten konuşup bir çözümünü kesinlikle bulacağız. Ondan emin olabilirsiniz. Ekonomi şartlar yoktur. Transfer yapamazsınız. Bunu da kabullenmek zorundayız. Elimizde ne varsa onunla devam etmek zorundasınız. Sonuçta bu ekonomi işi olmadığında transfer yapamaz. Elinizde olan yetenekli futbolcularla yolumuza devam etmek zorundasınız. Bunu ben zorla bir yönetimi zorlayıp daha transfer yapın. Yoksa yönetim ne yapacak? Kolay değil. Onu anlatmaya çalışacağım şimdi. Maddi olarak yoksa yapamazsınız. Zaten futbolcuların ödemelerini çaba gösteriyor yönetimimiz, ödemeye çalışıyorlar. Transfersiz bir bütçe bulamıyorsanız doğal olarak transfer yapamayacaksınız. Yabancı sayınız belli. Yabancı transferi yapmak istiyorsanız bazı yabancıları elinizden çıkardık birkaç tanesini. Maddi durumunuz el vermiyorsa transfer yapamazsınız. Bu net. Ha, biz de dedik, evet biz bu arkadaşlarımızla buraya kadar geldik. İyi geldik ilk yarı. Bu da bir gerçek. Bu arkadaşlarımızla, futbolcularımızla güvendik, devam ettik. Bu kadar basit. Bunu başka yerlere çekip uzatmanın hiçbir anlamı yok. Kayseri şu an bizim bir puan önümüzde. Sonuçta onlar da 5 tane transfer yaptı. Bir de o var. İlla her transfer alıp seni üst taraflara çıkaracak diye bir kaydı yok. Ha olmuş olsaydı bilemeyiz. Belki biz de farklı yerde olsa ama onun bir garantisi yok. Zaten transferin bir garantisi yok. Sezon başına da yeterince transfer yapıyorsunuz. Birkaç tane tutuyor, birkaç tane tutmuyor. Bu her bütün dünyada bu şekilde arkadaşlar. Her aldığınız transfer tutacak diye bir kaydısı yok. Ekibimle birlikte oturup tabii şablonumuzu kurduk. Planlarımızı aşağı yukarı yaptık. Bunu transfer komitesiyle yönetimle paylaşacağız. Hep birlikte bir karar verilecek. Teşekkürler. Teşekkürler.